Balkanların en gözde ülkesindeyiz şu anda. Neredeyiz? Karadağ'dayız. Karadağ bütün güzellikleriyle ekranlara getirmeye çalışacağız. Ama şu anda bakmış olduğumuz manzara Karadağ'ın, hatta Balkanların Miami'si olarak geçen muhteşem bir şehir. Budva şehrinin olduğu yerden size merhaba diyoruz. Hemen tabii ki Budva şehrinden Karadağ'ı keşfetmeye başlayacağız. Ama öncesinde sizi sosyal medyadan da takip edebileceğinizi hatırlatmak istiyorum. Facebook adresimiz facebook.com/dünyayigeziyorum. Twitter ve Instagram adreslerimiz ise Dünyayı Geziyor diyoruz. Ve Dünyayı Geziyorum'u Karadağ'dan, Budva'dan başlatıyoruz. Karadağ'a gidildiği zaman muhakkak uğranması gereken tatil cenneti Budva, Dünyayı Geziyorum'da olacak. Budva'nın tarihi zenginlikleri, eski şehri nerelerde konaklanabilir? Dünyayı Geziyorum'da bulabileceksiniz. Budva'nın marinasına gideceğiz. Görülmesi gereken bütün mekanlarına ayak basacağız. Yani şu anda işte yeryüzü cenneti denir ya, öyle bir mekana geldik. Karadağ Peras'ta olmadan düşünemeyiz. Peras'ta her yönüyle Dünyayı Geziyorum'da olacak. Dünyanın en güzel tatil şehirlerinden birindeyiz şu anda. Kotor'a da götüreceğiz sizleri. Muhteşem manzaralar eşliğinde, doğal güzelliklerin içerisinden nefis görüntüler getireceğiz evlerinize. Yani bakar mısınız, kristal gibi bir suyu var. Yani denizin içerisindeki taşları, canlıları görebiliyorum. O denli hoşumuza giden, bizim içimizi böyle of of dedirten bir sahil kasabası Petrovac. Petrovac'ın nefes kesen görüntüleri, turkuaz suları Dünyayı Geziyorum'da. Fatih Sultan Mehmet'in yaptırdığı Osmanlı şehitliği ve camii Dünyayı Geziyorum'da olacak. Sadece bu kadar değil, Karadağ'a ait birçok bilgi, muhteşem görüntüler Dünyayı Geziyorum'da olacak. Atatürk Havalimanı'ndan havalanan uçağımızla yaklaşık 1,5 saat içerisinde Karadağ'ın başkenti Podgorica'ya iniş sağlanıyor. Bu 1,5 saat içerisinde bize leziz ikramlarda bulunuluyor. Bulutların arasında seyahat ederken insan zaman nasıl geçiyor hiç anlamıyor. Ve işte artık Karadağ'ın başkenti Podgorica'dayız. Dünyanın 7 harikasından biri olabilecek güzelliğe sahip ülke Karadağ'ın turizm cenneti Budva'dan başlıyoruz maceramıza. Budva'ya karşı harika bir manzaradayız şu anda. Birazdan sizlerle birlikte bu güzel ülkenin, bu güzel şehrin güzelliklerini ekranlara getireceğiz, zenginliklerini keşfedeceğiz. Ve bize bu yolculukta sevgili dostum Nadia, yani Türkçe ismiyle Naciye eşlik edecek. Şimdi Naciyeciğim, acaba seni tanıyabilir miyiz? İzleyicilerimiz eminim merak ediyorlar. Evet, ben burada Karadağlıyım. Aslında burada doğmuşum. Annem Türktür, babam Karadağlı. İşte burada çalışıyorum, emreper olarak ve kendim danışma şirketim var. Özellikle Türkler için yardımcı olayım yani burada, kendilerini tam yabancı olarak hissetmesinler. Karadağ özellikle son yıllarda ülkemizde oldukça popüler hale gelen bir turizm ve ticaret cenneti. Özellikle ülkenin Türklerden vize istemiyor olması ilgiyi daha da arttırmış durumda buraya. Bu nefis suların serinlettiği şehir Budva, Adriyatik Denizi'nin kıyısındaki en eski yerleşim yeri olmasının yanı sıra günümüzde de Karadağ turizminin kalbi konumunda. Evet, Budva'nın eski kentindeyiz ve resmen kent tarih kokuyor. 2500 yıllık bir kent burası ve Balkanların en eski tarihi kıyı kentlerinden biri. Ve o tarihi doku gerçekten bozulmamış, her sokağı, her meydanı görülmeye değer. Yalnız binalar, tarihi binalar o kadar bakımlı ki çiçek bahçesi gibi. Karadağ'ın eğlence, tatil ve keşiflerle dolu şehri Budva, her ne kadar binlerce yıllık bir şehir olsa da tertemiz yolları, bakımlı sokakları, çiçekli balkonlarıyla akıllara kazınıyor. Ve uygun fiyatlı alışveriş imkanlarıyla da. Bakın ne kadar güzel hediyelik eşyalar satılıyor. İşte buralara gelindiğinde Montenegro, yani Karadağ yazılı böyle güzel hediyelik eşyalar, çantalar, magnetler satın alınabiliyor. İşte şöyle ilerleyelim. Dar dar sokakların her biri bambaşka sokaklara açılıyor. Tabii böyle ince olmasının
Sebeplerinden biri de şu, rüzgar akışı sağlanıyor. Bakın ince uzun böyle dar sokaklar yapılmış. Sebebi rüzgar akışı sağlansın, buralar serin kalsın diye. Yaz geldiğinde sıcak oluyor. İşte bu dar koridorlar cereyan yapıyor ve hava burada birazcık daha serin oluyor. Karadağ yazın oldukça sıcak, kışınsa soğuk bir iklime sahip. Binaların inşası da iklime göre düzenlenmiş. Ay şu sokakların güzelliğine bakar mısınız? İnanmıyorum. Yani binlerce yıl önce bu mimari nasılsa bugün de hala ben şu kemerlere bayılıyorum. Ve burası da bakar mısınız? Ufak bir restoran olarak kullanılıyor. Yani buraya tatile gelenler kesinlikle pişman olmuyorlar. Çünkü hem kültürü hem gelenekselliği hepsini yaşıyorlar. Vallahi ben Karadağ'a bayıldım. Karadağ'ın tarihle yoğrulmuş şehri Budva sabahları sakin olurken akşama doğru hareketleniyor. Hemen şundan bahsetmekte fayda var. Budva'nın nüfusu yaklaşık 14 bin kişiden meydana geliyor. Ama ne zamana kadar? Yaza kadar. Aynen. Yazdan sonra kaç milyon oluyor? Yani Budva sırf Budva hemen hemen 200-250 bin oluyor. Evet gerçekten yani inanılmaz katlıyor burada rakamlar. Çünkü yaz tatili yapılacak nefis bir adres Budva. Gün boyu plajlarda günün tadını çıkaranlar akşama doğru eski şehre adeta akın ediyorlar. Yemek yemek, alışveriş yapmak isteyenlerin adresi doğrudan Eskişehir oluyor. Türkler de olmaz mı hiç? Tatil nasıl gidiyor Karadağ'da? Aslında çalışıyoruz burada. Aa, evet, güzel. Evet, güzel gidiyor. Karadağ güzel. Tabii ülkemiz de güzel ama burada olduğumuz için mecbur yaz tatilinde buralardan faydalanıyoruz. Peki nasıl ekonomi? Güzel. Ekonomi güzel, canlı. Özellikle emlak sektörü Budva'da, bu civarda canlı. Evet, bu arada Türkler ve diğer dünyanın dört bir yanından yabancılar buralardan ev alıyorlarmış. Vallahi tarih, doğa, kültür hepsi iç içe. Evet. Siz de gezdiniz, beğendiniz inşallah. Vallahi ben zaten Karadağ'ı çok seviyorum. Çok temiz bir denizi var. Bozulmamış bir doğası var. Ben çok seviyorum Karadağ. Peki. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. O zaman iyi işler, iyi gezmeler, iyi tatiller. Sağ olun. Sağ olun. Görüşmek üzere. Evet Naciye'ciğim, devam edelim. Bir günü bu eski şehre ayırmak şart. İnsan burada gezerken zaman nasıl geçiyor hiç anlamıyor. 7'den 70'e herkes burada. Aynen 24 saat canlı bir şehirdir. Evet. Hava da çok güzel görüyorsun. Aynen. Ve şu anda da yine güzel bir meydana geldik. Bu meydanda kilise meydanı burası. Evet kilise meydanı. Arkamızda zaten Katolik bir kilisesi var ve karşıdaki Ortodoks bir kilisesi var. Genellikle yani bu kısım burada tiyatro, açık tiyatro gibi kullanıyoruz yani normalde. Evet. Evet. Gösteriler, festivaller, oluyor. Konserler. Oluyor. Oluyor. Folklorda oluyor, konserde oluyor ama her şey kültürlü olarak oluyor. Yani öyle yani çok fazla gürültülü, çok fazla parti kafa diyelim dinle, öyle. Dinlenici şekilde. Öyle gerçekten. Dünyaca meşhur bu surlarının asıl yapılış amacına gelirsek, bu surları Karadağlılar bir zamanlar Osmanlı'dan şehirlerini korumak amacıyla yapıyorlar. Adriyatik Denizi'nin kıyısında tarihi Budva surlarının yanı başındayız ve hemen arkamızda yine koskoca bir tarih yükseliyor. Yani insan burada adımını attığı her yerde farklı bir geçmişe, farklı bir tarihe adım atıyor. Aslında bu askerlik bir kalesi. Askeri üstü aslında. Bu. Aynen. Aynen öyle. Askerlerin, komutanların kaldığı, işte Budva'yı yönettikleri bir üstü. Ve bugün deniz tarafı ve bu tarafta da aynen var. İlk Eskişehir'den kalan en eski yani bir kale budur aslında. Eskişehir içinde diyelim. Eskişehir'in en böyle gizemli, en önemli kalıntılarından biri. Ve turizme de aslında oldukça katkı sağlıyor. Çünkü insanlar asırlar öncesine gidiyor. Doğru. Şu anda orada Budva'nın arşivi var, müzeyi var. Ve meşhur bir balık restoranı var. Evet. Gerçekten çok güzel. Çok güzel. Tarih, deniz, doğa, Budva'da.
Evet, yine güzel bir çift çıktı karşımıza. Merhabalar. Hangi rüzgar attı sizi buralara? Valla yalan söylemeyeceğim, sizin rüzgarınız attı. Biz sizin ilk Bodrum'a seyahatinizden izleyerek bayağı etkilendik. Sonrasında böyle hani yaz için bir tatil planlıyorduk zaten. Dedik neden Bodrum olmasın? Biraz önce hatta sizden bahsetmiştik. Aynen. Anlıyorum, evet. Kalbiniz çok temizmiş. Kesinlikle yani hakikaten çok iyi oldu. Nasıl, beğendiniz mi buraları? İlk günümüz, daha yeni yeni şehri dolaşmaya başladık. Gerçekten çok güzel. Yani eskiye nasıl demek gerekir bilmiyorum ama hafif bir Osmanlı esintisi de hissediyorsunuz burada. Bir kültür... Konuşamadım. Dur birazdan, bir tamamlayın bakalım. Ben bayıldım açıkçası. Daha önümüzde 7 gün var fakat ne olur geçmesin diye dua ediyorum. Öyle söyleyeyim. Gerçekten muhteşem bir yer. Hem dediği gibi kültürümüz var, hem eğlence, evet. Deniz, kum, güneş hepsi bir arada. Harika gerçekten. Vallahi iyi tatiller diliyoruz. Çok nereden geldiniz? İstanbul'dan geliyoruz. Evet. Bütün İstanbul'a da selam olsun diyoruz. Selam. Herkesi bekliyoruz. Vize yok. Ondan sonra çok yakın. Kesinlikle çok rahat kesinlikle gelebilirler. Evet. Çok teşekkürler. İyi gezmeler diliyoruz. Hoşçakalın. Surlardan dışarı çıkınca da bambaşka bir dünya karşılıyor ziyaretçileri. Bu şehrin en güzel yanı, her köşesinden deniz manzarası izlenebiliyor ve denize yakın olunabiliyor. Budva'nın en popüler, en uğrak duraklarından birine gelmiş bulunuyoruz. Özellikle de gün batımı vaktinde oldukça kalabalık olan dünyanın en meşhur marinalarından biri Budva Marina'yı şu anda evlerinize getiriyoruz. Budva Marina'nın en güzel manzarası işte görüyorsunuz şu anda açımızda, birbirinden lüks yatlar var. Tabii Karadağ'a gelenler muhakkak Budva'ya da uğruyorlar ve yatlarıyla gelenler de işte yatlarını Budva'nın marinasına demiriyorlar. Burası çok meşhur bir yer. Özellikle balık restoranlarıyla, kafeleriyle, restoranlarıyla geleneksel lezzetler tatmak isteyenlerin uğrak noktası Budva'nın marinası. Marina, tarihi şehrin hemen yanı başında yer alıyor. Evet, konaklayacağımız odaya geldik. Şimdi bu odada kalacağız. Aynen öyle. Bravo. Mikrofonumu alabilir miyim? Yakupcan da dediği gibi işte Budva'da artık konaklayacağımız otelimizdeyiz. Ve harika bir odada konaklayacağız. Hemen şehir merkezindeyiz. Tarihi şehrin yanı başındayız. Muhteşem bir deniz manzaramız var. Yani görüyorsunuz işte yine çok şanslıyız. Yine güzel bir odada kalacağız. Ben önce sizi manzaraya davet etmek istiyorum. Buyurun efendim. İşte harika bir terasımız var. Dev boyutta bir teras. Kalacağımız odanın terası burası. Şezlonglarımız hazır. Manzaraya karşı güneşlenilebiliyor. Ve işte aynı zamanda jacuzzi de var terasta. İşte deniz keyfinden önce, plaj keyfinden önce isteyen turistler bu odada kaldıkları zaman bu şekilde jacuzzi'nin de tadını çıkarabiliyorlar. Gerçekten muhteşem. Tabii otelimiz harika. Her yere yürüme mesafesinde görüyorsunuz. Plajın hemen yanı başındayız. Muhteşem Adriyatik Denizi'nin sularıyla şu anda buluşmuş durumdayız. Karadağ'da her bütçeye, her zevke göre konaklama imkanı var. Artık dinlendiğimize göre kaldığımız yerden Karadağ'ı keşfetmeye devam edebiliriz. Baş döndüren doğal güzelliklere bakarak Adriyatik'in kıyısından, yemyeşil ağaçların ortasından yine mükemmel bir yere götürüyorum sizi. Aynı masal kitaplarındaki gibi olan bu görüntüler sizi sakın şaşırtmasın. Çünkü daha size neler göstereceğim neler. Muhteşem manzaralar eşliğinde harika bir yolculuk gerçekleştiriyoruz. Nadia'nın, aslında daha doğrusu Naciye'nin peşine takıldık. Naciye'cim nereye gidiyoruz şimdi? Şimdi Peras'ta gidiyoruz. Sonra da Kotor'a geçebiliriz. Evet. Şimdi tabii niye feribota bindik? Aslında biz Peras'ta karayoluyla da gidebilirdik. Ama karayoluyla birazcık daha fazla hani trafiğe takılmayalım diye ne yaptık? Feribota bindik Budva'dan ve yaklaşık 8-9 dakika sürecek yolculuğumuz. Aynen. Ve Peras'ta işte feribotumuza geçiyoruz. Gayet de güzel bir seyahat oldu. Çok güzel. Çünkü muhteşem manzaralar var. Bakar mısınız Adriyatik'in o nefis sularını ve harika dağları arasında unutulmaz anlar yaşıyoruz. Budva'nın çevresinde keşif bekleyen öyle gizli yerler var ki sizi şaşkına çeviriyor.
bir yeşil dağın eteğinden bir başka yeşil doğaya yanaşıp resim tablosunun içinde ilerlemeye devam ediyoruz. Dünyanın göz bebeği Peras'ta ulaşıyoruz artık. Yani şu anda işte yeryüzü cenneti denir ya, öyle bir mekana geldik. Denizle yemyeşil doğanın kavuştuğu dünyanın en güzel köşelerinden birindeyiz. Barok kasabası burası, onu söyleyelim. Baktığımız zaman tarihin derinliklerinden kopup gelen ve sıra dışı birbirinden güzel barok mimarileriyle işte nefis bir köşedeyiz. Harika bir sahil kasabasındayız. Peras'ta geldik. Evet, Peras'ta geldik. Budva'dan hemen hemen 40 kilometre. Biz şimdi adaya geçiyoruz. Ada 15 yüzyılından bir adadır. 15. yüzyıldan kalma aynen bir ada. Aynen öyle. İkon adası diyelim ya da Lady of Rock. Evet, kadın kayası. Aynen öyle. Çok güzel bir ada. Maalesef bu diğer adaya gidemiyoruz. Doğal bir adadır ve biz ona genellikle can ada diyoruz. Yani bütün büyük kaptanlar, denizcilerin mezarlığı orada olunca evet, rahatsız etmeyelim onları diye. O yüzden turistler için kapalı bir adadır. Evet, gerçekten çok güzel. Zaten Adriyatik Denizi'ne baktığımız zaman binlerce ada var. Bu nedenle de bu adalardan dolayı Dalmaçyalı olarak isimlendiriliyor Adriyatik Denizi. Balkanların en yeşil ülkelerinden Karadağ, göz alabildiğince uzanan doğal güzellikleri ve deniziyle eşsiz bir tablo görünümünde. Denizin kenarından yükselen ufak katlı tarihi evler, ufak balıkçı kayıkları da Peras'ın sembollerinden. İşte gemimize biniyoruz ve adalara doğru açılıyoruz. Atla bakalım. İşte Yakupçan'ın hayali gerçek oluyor. Peras'taki minik adalara hemen kıyılardaki taksi teknelerle ulaşılabiliyor. Adriyatik'in incileri olarak gösterilen bu güzel adalardan işte birine gelmiş bulunuyoruz. İki tane ada var burada fakat turistler sadece bir tanesini ziyaret edebiliyor. Ama biz önce gerçek orijinal olarak isimlendirilen, orijinal olan Kadın Kayası Kilisesi'nin olduğu adaya gelmiş bulunuyoruz. Buraya ziyaret yapmak yasak burada çünkü denizcilerin mezarları var. Ve tabii bozulmasın, özgünlüğü gitmesin, ada zarar görmesin diye burası koruma altına alınmış. Baktığımız zaman gerçekten adaların üstünden doğal, yani onu söyleyelim, ormanlar fışkırmış. İnanması çok güç. Tarihle işte yeşil iç içe geçiyor deniyor ya. İşte o manzarayı bu adada görebiliyoruz. Acaba burayı cezbedici kılan neymiş? Hep beraber göreceğiz. Adriyatik Denizi'nin en çok turist çeken adalarından olan bu ilginç hikayeli adalar günün her saati kalabalık. Evet, artık işte Kadın Kayası ya da İkon Adası olarak isimlendirilen adaya gelmiş bulunuyoruz. Ada üstündeki mavi kubbeli kilisesiyle dünyaca meşhur. Tüm Karadağ tanıtım kitaplarında ve kartpostallarda bu manzara olmazsa olmaz. Evet, şimdi tarihi kilisenin içine giriyoruz ve bugün burası Hristiyanlar tarafından hala kullanılan bir kilise. İbadete açık, denizin tam ortasında oldukça ilginç bir mimarisi var. Yani şimdi burada görebilirsiniz, mimarlık harika yapılmış. Evet. Yani çünkü diyelim çok fazla İtalyan geliyordu buraya. Yani mimari İtalya'dandır. Evet. İki tane kardeş zaten denizci olunca... Yani, baktığınız zaman hep tekne, bakın plakaların, gümüş plakaların pirinçlerin üzerine hep tekneler, hep gemiler ve sanki buraların manzaralarını işlemişler. Aynen. Bir de rengi zaten mavi oluyor. Deniz rengi. Evet. Aynen öyle. Doğa rengi, yeşil rengi. En fazla kullanılıyor. Usta kunese, piši me kako govoriš, a ljubi kako psuješ. Just drugom ti je bolji trip. Peras kasabası sakin mi sakin bir balıkçı kasabası. Ve bulunmuş olduğumuz ortama hayran kalmamak elde değil. Dünyanın gerçekten de sayılı güzelliğe sahip olan kasabalarından. Peras, işte şu anda görmüş olduğunuz bu nefis
barok mimarileriyle ön plana çıkıyor. Nefis eserler ve tabii bu işte eserleri sayesinde de UNESCO'nun Dünya Mirası listesine girmeyi başarmış olan bir sahil kasabası. Her yer yemyeşil, birbirinden güzel meyve ağaçları var. Ve işte insanlar gerçekten bu köy havasında yaşamlarına devam ediyorlar. İşte aynı bizim, bakın görüyorsunuz dantel işlemeler gibi, Peras bölgesi de işte bu el sanatlarıyla oldukça meşhur. Üç tane birbirinden güzel öğretmen hanım gelmişler, tatillerini yapıyorlar. Hemen sormak istiyorum, beğendiniz mi buraları? Çok beğendik. Çok hepimiz beğendik. Çok güzel. Evet. Mutlu bir tatil yapıyoruz. Çok güzel. Peki nereden aklınıza geldi? Hangi rüzgar attı sizi buraya? Tatile çıktık yeni. Tabii malum okullar kapandı. Evet, şöyle biraz dinlenelim. Çocuk seslerinden uzak. Aynen. Beyler bile yok. Beyler, çocukları evde bıraktık. Aynen öyle. Çocukları da bıraktık. Vizesiz olması. Vize olmadan rahatlıkla gelebildik bu. En artısı bu bence. Gerçekten öyle. Denize girme olasılığı var. Evet. Çok önemli. Bir de çok yakın, 1,5 saatte buradasın. Çok yakın. Evet, o da tabii çok büyük avantaj. Bir de bize de yakın kültürel olarak da yakın hissettik. Gerçekten çok huzurlu bir tatil yapıyoruz. Vallahi çok güzel. Peki biz şimdi daha yeni geldik. Sizden bilgi alalım. Nereleri gördünüz, nereleri gezdiniz, nereleri tavsiye edeceksiniz? Biz Budva'daydık. 3 gün Budva'da kaldık. Bugün oradan Kotor'a geçtik. Kotor'da eski şehirde kalıyoruz. Yani Old Town çok çok güzel, tavsiye edilir. Şimdi de oradan Peras'ta geldik. Her yer birbirine çok yakın. Bu da çok büyük avantaj tabii. Bugün şimdi Peras'ta keşfedeceğiz. Bakalım neler göreceğiz. Vallahi harikasınız gerçekten. Yani buralara gelin diyoruz, ziyaret edin. Bu güzellikleri görmenizi tavsiye ediyoruz. Çok ediyoruz. Çok teşekkürler. Yine gözlerinizin kamaşacağı, yeryüzündeki cennet bura mı ola diyeceğiniz, tarihin, doğanın, denizin nefes keseceği bir yere davet ediyoruz sizi. Yerlerinize sıkı oturun, gözlerinizi kırpmadan izleyeceğiniz bir şehre davetlisiniz. Dünyanın en güzel tatil şehirlerinden birindeyiz şu anda. UNESCO'nun Dünya Mirası listesine girmiş ve turistlerin görmek için can attığı müthiş bir şehirdeyiz. Karadağ bu şehirsiz düşünmek mümkün değil ve Naciye Hanım'la beraber, Naciye ile beraber şimdi Kotor'a gelmiş bulunuyoruz. Kotor gerçekten de aslında Karadağ'ın kalbi diyebiliriz. Peki şimdi bir de zengin bir de tarih var Kotor'da, ondan da bahsedelim ve şimdi zaten eski Kotor'un içine giriş yapacağız. Ve eski Kotor görüyorsunuz böyle yaklaşık 5 kilometre uzunluğunda olan surlarla çevrilmiş. Kotor'da gezmeye ilk olarak işte bu surların içerisinden başlanıyor. Buranın gerçekten çok ilginç bir hikayesi var, ondan bahsetmek istiyorum. Neydi? Şimdi burada bir posta kutusu var değil mi? Aynen öyle. Burada son dönem dedikodular. Ne biliyorsanız, arkadaşınız, eşiniz, dostunuz, artık ne biliyorsanız kağıtlara yazıyorsunuz. Yazdıktan sonra bu posta kutusundan atıyorsunuz. Sonrası? 31 Ağustos'ta dedikodu gazete çıkıyor. 31 Ağustos'ta o dedikodu kazanı kaynıyor. Gazeteye düşülüyor. Buradan bütün hangi dedikodu çıktıysa 31 Ağustos'ta gazeteye basılıyor ve okuyorsunuz. Aynen. Gerçekten çok ilginç. Maymunlar, evet, duymadım, görmedim, aynen, bilmiyorum. Aynen. Kim yazdı, kim söyledi, haberimiz yok. Aynen öyle. Eski Kotor tüm ihtişamıyla çıkıyor karşımıza. Sırtını dağlara yaslayan, göğsünü Adriatik'e dönen, tam ortasına da tarihe yer açan Kotor, M.Ö. 5. yüzyıldan bugüne kadar gelenleri büyülüyor. Ve artık Strary Guard'ın içine girmiş bulunuyoruz. Yani tarihi bölgedeyiz. Tarihi bölge gerçekten inanılmaz bir dünya, farklı bir dünyaya girdik. Resmen tarihin içerisine ışınlandık ve girer girmez de bizi hemen ihtişamlı, antik bir saat kulesi karşıladı. Acaba nedir bu saat kulesinin hikayesi? Bu saat kulesi 1602 yılından beridir. Yani çok meşhur. Zaten görebilirsiniz, devamlı fotoğraflar burada çekiyorlar. Aynen. Ve ceza kulesi var önünde. Bir kırsızlık bir şey olursa hemen orada onu bağlayıp gösteriyordular. Utan. İbret olsun. Aynen. İşte sen bunu yaptın, İşte burası da seni teşhir ediyor diye. Aynen öyle. Çok güzel. O zaman hadi devam edelim.
Silah meydanı üzerindeki saat kulesi oldukça heybetli. Kente gelen ilk olarak bu kulenin önünde fotoğraf çektiriyor. Saat kulesi, şehrin sembolü. Eski Kotor'a baktığımızda Roma döneminden itibaren önem kazanmaya başlıyor. Orta çağda hızla gelişiyor, 1420-1797 yılları arasında da Venedik'e bağlı kalıyor. Meydandan direkt dar sokaklara kendimizi attığımız zaman labirent gibi böyle dar dar sokaklar çıkıyor karşımıza. İşte böyle ince dar sokaklardan yükselen tarihi binalar da gerçekten göz kamaştırıyor. Tarihi bölge içerisine baktığımız zaman restoranlar, kafeler var ama tarihi oteller de mevcut. İnsanlar işte turistlerin ağırlıklı olarak zaten konakladığı yer bu eski bölge. Hemen direkt adımlarını atıyorlar, dışarı çıkıyorlar. Deniz hemen karşımızda. Tarih burada. Gerçekten yani Kotor'a ben hayran kaldım. İşte tarihi dükkanlarda, tarihi binalarda böyle güzel dükkanlar yer alıyor. Ürünlere bakalım. Çanta, işte bakın Summer yaz yazıyor tabii çantanın üstünde. Kotor'u anlatan yine birbirinden güzel el işçiliği, el emeği, göz nuru olan ürünleri görebiliyoruz, havluları görebiliyoruz. Ben plaja gideceğim derseniz plaj ürünlerine dair ne aranırsa her şeyi bulmak mümkün. Yani Kotor'a ait birçok hediyelik eşyayı işte tarihi Kotor'da dükkanlarda bulabiliyoruz. Şehirde inşa edilen en eski yapı 1166 yılından kalsa da ağırlıklı olarak Venedik mimarisi dikkat çekiyor. Bu arada şimdi Kotorlu hanımlarla beraberiz. Burada esnaflar, kendilerinin dükkanları var. Ekonomi nasıl dedik? Güzel dedi hanımefendi. Turistler buraya geliyorlar. Zaten çok gözde. Yaz olduğu zaman Kotor bir numara. Yes. Mor saçlar çok dikkat çekiyor. Thank you. Karadağ ekonomisinin büyük bir kısmı turizmden sağlanıyor. Labirent gibi dar dar sokakların her biri de geniş geniş tarihi meydanlara açılıyor. Yine şu anda Naciye ile beraber güzel bir meydandayız. Çevremizde yine barok tarzı inşa edilmiş tarihi evler, kiliseler ve tabii restoranlar, kafeler yer alıyor. Ama kiliseler çok dikkat çekici. Özellikle biri sanki bayağı böyle bir eskiden kalmış. Aynen öyle. Aziz Lukak Lisesi. 1510 yılından beri ve hala çalışıyor. Yani bugün hala Hristiyanlar buraya geldiklerinde bu tarihi mekanlarda ibadetlerini gerçekleştirebiliyorlar. Bir de tabii turistlerden ve kalabalıktan bahsetmezsek olmaz. Yani görüyorsunuz Yunanistan'dan gelmişler. Hello. Şekerim. Ne oluyor şekerim? Maşallah ya. Dışarıda yapıyorum. Kotor dünyanın dört bir yanından yeni keşifler yapmak isteyenleri ağırlıyor. Eski şehirde gezecek o kadar çok yer var, görecek o kadar çok şey var ki. Evet, artık yavaş yavaş Kotor'un muhteşem manzarasına kavuşmak için dağların eteklerine doğru tırmanmaya başladık. Evet, İvan Kalesi'ne doğru tırmanıyoruz, onu söyleyelim. Eskişehir'den İvan Kalesi'ne kadar işte tarihi surlarla çevrili Eskişehir bölgesi. Tabii insanlar, tarihte Karadağlılar şehirlerini düşmanlardan korumak için bu kaleyi inşa etmişler, surlarla çevrelemişler. Tabii kolay değil yukarı çıkmak. Şimdi artık tırmanmaya devam ediyoruz. Hadi bakalım. Yavaş yavaş kaleye doğru tırmanıyoruz ama ben geleneksel yaşamlardan bahsetmek istiyorum. Asırlar önceki o yaşamlar ölmemiş ve insanlar hala o tarihi antik evlerinde yaşamaya devam ediyorlar. Bakın görüyorsunuz çamaşırları iplere sermişler. Bu şekilde doğal doğal hayatlarına devam ediyorlar. Yakupcan'la beraber İvan Kalesi'nin zirvelerine doğru tırmanıyoruz. Şu anda harika bir seyir terasındayız. Birazcık soluklanalım istiyoruz. Hemen şöyle manzaraya doğru gittikçe de gerçekten manzaranın nefes kesen hali karşımıza çıkıyor. İşte ya deniz o kadar güzel ki gerçekten kelimelere sığdırmam mümkün değil. Kotor Körfezi'ni görüyoruz şu anda. Adriyatik Denizi'nin zaten bir kısmı, bir bölümü. Muhteşem. Turkuaz sularla görüyorsunuz harika bir renk var. Güneş çıksa bu turkuaz rengi daha da güzel göreceğiz. İşte Adriyatik'in serin pırıl pırıl sularıyla Kotor'un zengin tarihi binaları şu anda iç içe geçmiş durumda. Biz de İvan Kalesi'nin surlarından bakıyoruz. Tabii Kotor'un surları görüyorsunuz, tarihi Kotor'un surları İvan Kalesi'ne kadar geliyor. Şehrin tarihte korunması amacıyla 8. yüzyılda, 9. yüzyılda bu surlar inşa ediliyor. Kalenin diğer kalan kısımları inşa ediliyor. Gerçekten nefes kesen, nefis bir manzara. Görüyorsunuz kırmızı kiremitli, tarihi, eskilere giden, 8. yüzyıla giden tarihi o minik butik binalarla işte
tarihi Çan Kilisesi şu anda bize merhaba diyor. Tabi isteyenler birazcık daha yukarılara doğru çıkabiliyor, zirvelere doğru çıkabiliyor ama yaklaşık 1000 basamağı geride bırakmak lazım. Biz şu anda yarıladık sayılır. Buradan da manzara müthiş ama tabi ne yapacağız? 1000 basamağı çıkmış kadar olacağız çünkü drone'umuzu uçuracağız. Drone'la bu nefis manzaraları ekranlara getireceğiz. O zaman ne diyoruz? Bu güzel KOTOR manzarasının tadını çıkarma vakti. Sosyal medya hesaplarımızı verelim. Facebook adresimiz facebook.com/dünyayigeziyorum. Twitter ve Instagram adreslerimiz de Dünyayı Geziyor. İşte karşınızda KOTOR. Tarih ve iyot kokan şehir, ılık Akdeniz iklimiyle her daim misafirlerini ağırlıyor. Karadağ'ın üçte birlik kısmı plajlardan, kumsallardan meydana geliyor. Ve keşfedilmesi gereken birbirinden güzel plajlar olduğu gibi sahil kasabaları da var. Biz şu anda Türkler tarafından keşfi bekleyen Petrovaç kasabasına geldik. Budva'nın en güzel, en sakin sahil kasabalarından biri. Ve deniziyle, yemyeşil doğasıyla, plajlarıyla ön plana çıkıyor. Görüyorsunuz biz de şu anda Halk Plajı'nın hemen yanındayız. Petrobaş'ta aslında denize girecek birbirinden güzel plajlar var. Biz böyle en yoğun, en fazla tercih edilenine geldik. Bakar mısınız? Yani burada günün ilk saatlerinden itibaren insanlar denize girmeye başlıyorlar ve akşama kadar, gün batıncaya kadar denizin, güneşin tadını çıkarıyorlar. Özellikle Avrupalılar burayı kendilerine mesken tutmuşlar. Sebep diğer Karadağ sahil kasabalarına, şehirlerine nazaran Petrobaş daha uygun fiyatlı, daha ucuz ve suyu. Yani bakar mısınız, kristal gibi bir suyu var. Yani denizin içerisindeki taşları, canlıları görebiliyorum. O denli hoşumuza giden, bizim içimizi böyle of of dedirten bir sahil kasabası Petrovaç. Evet, tabii baktığımız zaman plajda her türlü su sporunun da olduğunu görüyoruz. İsteyenler banana, isteyenler ringo, ondan sonra jet ski, her şeyi yapabiliyorlar. Gerçekten oldukça keyifli ve insan buradan ayrılmak istemiyor. Onu söyleyelim. Karadağ'ın Adriyatik kıyısına bakan şehirleri, kasabaları yaz boyunca denizin, güneşin tadını çıkaranlarla dolup taşıyor. Petrovaç kasabası da sahip olduğu nefis denizi ve ekonomik oluşuyla özellikle de yerel halk arasında oldukça popüler. Romalıların yazlık villalarını yaptıkları, Hollywood filmlerinin çekildiği Petrovaç rahatlanabilecek, çocuklarla tatil yapılabilecek huzur dolu bir kasaba. Petrovaç inanılmaz güzel bir yer. İşte bence Karadağ'ın en güzel sahil kasabalarından biri. Nadia'nın köyü dedik. Aynı zamanda tabii burada Nadia'nın bir de ufak pansiyonu var. Biz hatta dün akşam orada konakladık. Çok güzeldi, çok keyifliydi yemyeşil doğanın içerisinde. Yani teşekkür ediyoruz bu güzel misafirperverlikten dolayı. Ne demek, her zaman bekleriz. Burası da neresi? Hemen ondan bahsedelim. Burası Petrovaç'ın kordonu. Kordon gerçekten inanılmaz. Petrovaç'ın caddelerinde, sokaklarında yürürken kulağımıza Türkçe kelimeler geliyor. Merhaba. Merhaba Türkiye, merhaba. Paramparça, cezva, yorgan, and I don't maşallah. Also buyrum, we wash your soaps, Bahar, Ali Rıza. Evet, yani ortak kelimelerimizin olduğundan bahsediyor hanımefendi ama aynı zamanda da Türk dizileri burada rating rekorları kırıyor. Denizin üzerinden yükselen müthiş adaları ise kasabanın sembolü olurken nüfusu da yaklaşık 1300 kişiden meydana geliyor. Osmanlı eserlerini, mirasını taşıyan bir ülke. Osmanlı döneminde de Karadağ olarak geçen bu ülkenin başkenti Podgorica'da tam bir Osmanlı şehri. Çeşmeleri, tepeleri, camileri, türbeleriyle Podgorica ata yadigarı olan bir şehir. Şu anda
aslında biz Türkleri yakından ilgilendiren bir mekandayız. Podgorica'da yer alan Osmanlı Tuzi Şehitliği'ne gelmiş bulunuyoruz. Tabii diğer birçok Balkan ülkesi gibi tarihte de Karadağ uzun yıllar boyunca Osmanlı'nın hakimiyetinde kaldı. Ve Karadağlılarla Osmanlı'nın meydanda muharebe yapması 1. Murat zamanında oluyor. 2. muharebe 1. Beyazıt zamanında gerçekleşiyor. Ama bölgenin asıl fethi ise Fatih Sultan Mehmet zamanında gerçekleşiyor. Ve Fatih Sultan Mehmet'in askerleri şehit düştüğünde işte şu anda bulunmuş olduğumuz bu şehitliğe defnediliyor. Daha sonra 1911 yılına kadar önemli şahsiyetler ve Osmanlı askerleri yine buraya defnediliyorlar. Ve 1912 yılında bölgede başlayan kolera salgınında şehit düşen 400 tane yine Osmanlı askeri buraya defnediliyor. Tabii hemen de şehitliğin yanında bir tane görüyorsunuz muhteşem, güzeller güzeli bir eser bulunuyor. 1931 yılına kadar bu cami Müslümanlar tarafından kullanılıyordu. Ama 1931 yılında Kadir gecesinde teravih namazı kılan Müslümanlara burada bir saldırı gerçekleşiyor ve o Müslümanlar burada şehit oluyorlar. Ve 1931 yılında son namaz burada kılınıyor. Ta ki 2000 yılına kadar, çünkü 2000 yılında yine devletimizin olaya el atmasıyla TİKA işte bu güzel camiyi restore altına alıyor ve 5 Eylül 2010 yılında Kadir gecesinde yine bu güzel camiyi Müslümanlar tarafından kullanılmaya başlanıyor. Şimdi biz de buraya kadar gelmişken hem Osmanlı şehitlerine dualarımızı göndereceğiz hem de bu önemli camiyi ziyaret edeceğiz. Binlerce Osmanlı askerinin arasında yürüyoruz. Binlerce şehidimizin arasındayız. Tuzi Şehitliği oldukça büyük bir şehitlik, onu söyleyelim. Ve 1912 yılında yaşanan Balkanlardaki savaşlarda yine şehit düşen Osmanlı askerleri Tuzi Şehitliği'ne defnediliyorlar. Burası bizim için çok önemli ve buraya girdiğimiz zaman, baktığımız zaman yine şehitlikteki mezar taşlarının birçoğunun sapasağlam olduğunu görüyoruz. Osmanlı fesleri olduğunu görüyoruz mezar taşlarında. Bir kısmında yazıtlar var, bir kısmında dualar var ve bu mezar taşları bugün sapasağlam. Gerçekten duygulanmamak elde değil. Biz atalarımızı, Osmanlı askerlerini, şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Tüylerimiz diken diken oldu şu anda. Tüm şehitlerimizin ruhu şad olsun. Şehitlerimizi asla unutmuyoruz. İşte dünyanın en popüler, dünyaca meşhur yıldızların, starların, iş adamlarının, sporcuların tatil yaptığı Sveti Stefan Adası'na şu anda artık yüzümüzü dönmüş bulunuyoruz. Olağanüstü bir manzaraya sahip, geleneksel yapılarıyla, yemyeşil doğasıyla ve tertemiz deniziyle hemen kendini gösteriyor Sveti Stefan Adası. Tabii oldukça güzel bugün. Otellerin yer aldığı, dünyanın en lüks, en pahalı resortlerinin yer aldığı adalardan biri burası. Tarihine baktığımız zamansa tarihi tabii çok eskilere gidiyor adanın. Ama 15. yüzyılda burası bölgeyi korsanlardan ve düşmanlardan korumak amacıyla bir üs, askeri üs olarak kullanılıyor. Daha sonra tabii tehlike ortadan kalktıktan sonra da burası bir balıkçı kasabasına dönüyor. 16. yüzyıl civarlarında adada yaklaşık 400 kişi kadar yaşam sürerken bir bakıyorlar ki çevre gelişmeye başlıyor. Buraya yavaş yavaş oteller yapılıyor ve bugün de işte görüyorsunuz dünyanın en lüks otellerinin yer aldığı ada olarak dünyaya nam salmış durumda. Hemen ada ufak bir kara parçasıyla ana karaya bağlanıyor. Tabii iş adamları, zenginler bu köprüden geçmek istemezlerse onlar için arkada özel bir de teknelerin, yatların yanaşacağı liman bulunuyor. Gerçekten muhteşem bir ada. Adaya sadece otellerde, içindeki otellerde kalanlar veya özel izni olanlar girebiliyor. Avrupa'nın en büyük göllerinden biri Karadağ'da çıkıyor karşımıza. Podgorica'ya yaklaşık 15-20 dakikalık mesafede bulunan İşkodra Gölü aynı deniz gibi. Oldukça büyük ve Arnavutluğun da tam sınırında bulunuyor. Arnavutluk Karadağ sınırını oluşturuyor bu göl.
Hemen karşımızda bulunan dağlar Arnavutluğa ait olan dağlar. Özellikle yaz mevsimi geldiği zaman göl inanılmaz popüler bir hale geliyor. Bütün piknikçiler, çadır kurmak isteyenler, göl havası almak isteyenler İşkodra Gölü'ne geliyorlar. Ve İşkodra Gölü görüyorsunuz yemyeşil bir doğaya sahip. Gölün muhteşem manzarası ve işte yemyeşil doğa İşkodra Gölü'nün olduğu yerde çıkıyor karşımıza. Gerçekten Karadağ'ın baş döndürücü bir doğası, nefes kesen manzaraları var. Yaz mevsiminin keyfi Karadağ'da her yerde çıkıyor. Müslümanların ağırlıklı olarak yaşadığı İşkodra Gölü kıyısı ve bir pazar bize niye daha önce buraya gelmemişiz diye söylettiriyor. Serin havası, bol oksijeni olan bir yer burası. Karadağ'da gezilip görülecek köyler, kasabalar, şehirler bitmiyor. Ve şimdi de buraya gelen turistlerin muhakkak görmesi gereken bir doğa harikasına geldik. Virpazar kasabasındayız. Virpazar kasabası özellikle de İşkodra Gölü ile baş döndürüyor. Göl muhteşem. Bu göl sayesinde de kasabanın böyle minik minik kanalları oluşmuş. Kanalların üzerinde birbirinden güzel tarihi köprüler. Kesinlikle ve kesinlikle buraya gelen turistlerin görmesi, fotoğraf çekmesi gereken bir kasaba. Not edin Virpazar kasabasını. Tabi aynı zamanda buraya gelen turistler yemyeşil doğanın bu muhteşem gölün tadını çıkartırken ne yapabiliyorlar? İsterlerse tekne turlarına da katılabiliyorlar. Dünyanın en yeşil ülkelerinden biri olan Karadağ'da gezecek ne kadar çok yer varmış dediğinizi duyuyorum. Çünkü bu ülke her köşesiyle keşif bekleyen koca bir yeryüzü cenneti. Karadağ asırlar boyunca Osmanlı'nın hakimiyetinde kaldı. Bu nedenle de Karadağ'ın dört bir köşesine baktığımız zaman Osmanlı'nın eserlerini görebiliyoruz. Podgorica şehrinde de Osmanlı'nın bıraktığı nadide eserlerden biri Mehmet Paşa Osman Ağa Camii bulunuyor. İşte Osman Ağa Camii bugün hala ibadete açık olan bir cami ve hemen baktığımız zaman bahçesinde camiyi yaptıran Osman Ağa'sı, Osman Ağa'nın türbesi de yer alıyor. Gerçekten mimari açıdan oldukça etkileyici olan bir cami ve buraya gelindiği zaman muhakkak atalarımızla yad etmek adına bu güzel eserleri ziyaret etmek gerekiyor. İşte Osman Ağa Camii'ndeyiz. 18. yüzyılda yapılmış müthiş bir Osmanlı eseri. Yılında caminin durumu bu şekilde kullanılamaz haldeyken TİKA buraya geliyor ve işte Osman Ağa Camii'sini restore ederek bugün yine İslamiyet'e kazandırıyor. Müslümanlar buraya geldikleri zaman işte bu güzel Osmanlı eserinin içerisinde namaz kılabiliyorlar. Osman Ağa Camii Podgorica'nın merkezinde yer alıyor.